Midjourney bir yapay zeka fotoğraf oluşturma uygulaması gibi bir şey. Her şeyi yazabiliyorsun ve sana internetin hiçbir yerinde olmayan bir fotoğraf oluşturuyor. Sırat köprüsü. Sırat köprüsü. Altta cehennem. Böyle bir şey mi istedin? Heyecanla bekliyoruz. Yalnız ya. Eyvah abi. Ne oldu? Bir dakika dur. Oynan. Abi bu çok kral bir görüntü oldu. Vay vay vay. Güzel yapmışlar. Fotoğraf çok iyi. Ya normalde böyle bir fotoğraf nasıl yok ya? Hadi bakalım. Aman. Kardeşler gelin. Bir dakika ne oluyor ya? Gerçek fotoğraf. Bu gerçek fotoğraf. ChatGPT aldı bunu, gerçek fotoğraf gibi yap dedi. Ya abi şimdi abi, bana şunun gerçek bir fotoğraf olmadığı bana nasıl anlatacaksın ya? Anladım. Google'da bu fotoğraf yok mu şimdi ya? Ne bu yapay zeka ne ya abi? İngilizce bir video çektik yapay zeka ile alakalı. Midjourney diye bir resim uygulaması var. Elhamdülillah 2 milyona yaklaştı bizim Towards Eternity İngilizce kanalımızda. Kardeşler dedi ki abi Midjourney çok değişti dedi. Yani eskiden ürettiğimiz fotoğraflarla şu ankiler alakası yok dedi. O zaman dedim verin bakalım o komutları. Biraz daha komutlar ürettik. Yazacağız. Midjourney ne ama yani onu da insanlara anlatmamız lazım. Midjourney nedir? Midjourney bir yapay zeka fotoğraf oluşturma uygulaması gibi bir şey. Yazıyorsun mesela diyorsun ki Kabe'de 300 kişi tavaf ederken 20 tane kuş uçsun, yürüyen adamların sarığı kırmızı olsun. Evet, her şeyi. Ve her şeyi yazabiliyorsun ve sana internetin hiçbir yerinde olmayan bir fotoğraf oluşturuyor. Hazırsan başlayalım bekliyorum hocam. Bekliyorum abi, heyecanla bekliyorum. Benim bu arada hiçbir deneyimim yok. Ben de ilk defa göreceğim. Midjourney'de bir şey yapmadım hiç. Bu arada bu sefer şey yapıyoruz. Daha önce sadece Midjourney yapıyorduk. Şimdi ChatGPT'den destek alarak hani komutu nasıl yazacağımız konusunda destek alarak Midjourney'e öyle veriyoruz. Yani double yani. İki yapay zeka. Yapay zeka yani. Gibi bir şey. Ya inşallah Allah biraz daha gelişsin de şu videoları da çekiversin, bizi uğraştırmaz. Hepimiz bir tatile çıkalım. Hocam Mars düşün. Tamam Mars. Mars'ta Müslümanlar namaz kılıyorlar. Tamam. Yani Mars'a gidebilmişiz. Heyecanlandım şimdi. Artık iş namaz kılmaya gelmiş. Şu an heyecanla nereye döndüklerini bekliyorum. Kıble nasıl buldular? Kıble dünya. Ama şey dönüyor sürekli, Kabe dönüyor. Tabii. Ya herhalde orada bir çözüm vardır bakalım. Değil mi? Orada bir Mars'ta bir fetva alırız. Evet tamam Mars. Mars'ta Müslümanlar namaz kılıyorlar. Tamam. Geldi, ben bakmıyorum, heyecanlandım. Geliyor. Hocam ben de şöyle seninle birlikte tıklayacağım. Hayda. Oo, astronot elini sesiyle. Hocam şu sünnet dizilimi, dağılmış cemaat. Maşallah, tesbihat yapıyorlar tabii, şu anda. Tabii tesbihatta. Ya inanılmaz bir manzara çizmişler. Çok beğendim ya. Yani kriterler zaten birebir gerçekçi de. Hani ben şeyi bekliyordum. Hani sarık cübbeyle falan kılalım. Şimdi haklı, orada nasıl nefes alacaksın? Ya o ilerleyen zamanların teknolojisi yani. Yani. Maşallah güzel. Hocam çok başarılı buldum. Diğer bir şey, uzaylılar Müslüman bir aileyle yemek yiyor. Tropikal bir yerdeler, hava yağmurlu. Yok artık ya. Baba ya. Siz de adam kafayı yiyor içeride. Ya baba ne yapıyorsunuz? Gitti mi? Bismillah. Hadi bakalım. Geliyor. Oo. Bu çok iyiymiş ya. Ya abi bu nasıl bir kafa ya? Ya uzaylı derken... Uzaylılar herhalde bizimkileri yiyecek yani burada. Senaryo var. Abi şu alttaki bence en iyisi ya. Bir de bak arkada şunlar... Arkada da bir sürü var abi. Şunlar da uzaylı olabilir. Bak kafadaki şeyler var ya. Çok iyi ya. Herhalde mesela 30 sene sonra tamam bu kadar yapay zeka da fazla kardeşim diyeceğimiz bir noktaya gelecek. Olabilir yani. Olabilir. Bu ya videoyu biz... yapay zeka ile yaparlar mı mesela? İşte atıyorum benim yapar abi sen ne diyorsun ya? Ya ben artık şu haddimi öğrendim ya. İleride mesela şu son noktadır. Bundan sonra bir şey olmaz diye bir şey söylemiyorum. Çünkü mesela eniştem Tempra almıştı ama ilk dijital göstergeli araba. Fiat Tempra'ya oturmuş ödemiş ki lan bu son artık demişsin. Anladın mı? Bundan sonra artık hiçbir şey olamaz demiş. Ama bakıyorsun yani o da onun o duruma düşmem yani, anladın mı? O yüzden her şey olabilir ama belli ki bir yerde de kıyamet kopacak yani, bu dünyanın bir sonu var ya. Hazreti Musa'nın denizi ikiye ayırması. Ya çok iyi bir tarihi bir çok olay. İyi bir sahne. Bunların burada biraz tasvirlerini hani en azından tabii ki böyle olmadığını bilerek görmek güzel. Bir de tabii cennette izlemek de ayrı bir keyif olacak Allah'ın evet, izniyle. Evet. İnşallah yani, gideriz. Yani böyle cennette tarihi yaşanmış olaylar. Adem Aleyhisselam'la Havva validemizin karşılaştığı. Evet ya. Yani çok çok izlenecek şey var da. Hocam veriyorum coşkuyu. Abi ver. Zaten çıktı bizimki. Ben bakmadım. Çok heyecanlıyım çünkü. Hayda. Deniz. Şu
şurada sanki bak. Buralarda çok deniz belli olmuyor. Yani belli evet. oluyor da daha sığ. Denizin ortasından yürüyorlar. Ya işte bak bunun ne olduğunu sadece cennette öğrenebileceğiz biliyor musun? Yani nasıl bir görüntü vardı, ne oldu? Musa Aleyhisselam'ın o çaresizliği içinde Allah'tan yardım istiyor. Orada bir de şey var. Kur'an-ı Kerim tasvirinde. Geliyor. Onlar şey diyor. Ya senin yüzünden yakalandık işte arkamız Firavun, önümüz deniz. Of. Şimdi ne yapacağız? Hazreti Musa diyor ki ben Allah'la beraberim, o bana bir çare gönderir. Ya çok iyi bir çok duygusal bir an biliyor evet, musun? Evet, yani evet. O denizin açılması. Yani Allah'ın ona o lütufta bulunması. İnşallah gidince bunları şey yapalım kardeşim. İlk izleyelim, başta izleyelim. Yani hatta alırlar şeydi. Ya? Abi inşallah alırlar ya. Buradan yola çıkarak bir şeyler üretmeye çalışıyoruz cennetle ilgili. Hani sürekli şöyle şeyler olur ya. Ya şu olayı bir anlatsan abi. Neydi o olay gibi. Hani Hazreti Musa ya o denizin ikiye yarılma hadisesini bir anlatın. Ya çok acayip bir şey var ya. İnşallah. Hayali bile çok güzel. Ya böyle cennet deyince hemen işte kebap mebap yediğim şey. Ya kardeşim dur ya. Evet aynen öyle. Ben daha önceki deneyimden biliyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünü yani biliyorsun resmetmesi uygun bir şey değil. Tabii ki. Bak şimdi ne olacak. İzle güzel. Sen soracaksın. Diyeceğim ki. Peygamberimizin yüzü. The face of the prophet. Bak şimdi. Ben ne çıkacağını biliyorum da. Yani standartların dışında evet. Elhamdülillah güzel. Harika. Çok güzel. Bunu yapmaması çok iyi oldu. Yapsaydı zaten facia. Uzakta büyük bir yangın var ve İbrahim Aleyhisselam havadan fırlatılarak ateşe atılıyor. Etrafta ufak bir kalabalık var. Ya burada tarihte gerçekleşmiş. Bu olayı şöyle anlatılıyor. Hani o kadar büyük bir ateş yakmış ki hani ibret olsun diye muhtemelen bunu yapıyor Nemrut. Hani çok büyük bir ateşin yanına 10 metrede yaklaşamazsın ya. Evet. O yüzden mancılık gibi bir şeyle İbrahim Aleyhisselam'ı attıkları söyleniyor. Yani tarih sahnesinde en böyle çarpıcı sahnelerden bir tanesi. İbrahim Aleyhisselam'ın oradaki tevekkülü, Allah'a olan güveni. Evet. Hadi bakalım. İbrahim Aleyhisselam burada teslimiyet dersi veriyor. Yani onu ateşe atacaklar. Ama o rahat. O Allah'a teslim olmuş. Hani böyle korkan, titreyen bir adam gibi değil. Allah'ın onu koruyacağını biliyor. Nitekim öyle oluyor. Ve İbrahim Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak ateşin içinde muhafaza ediyor. Yani evet, yanmıyor. Sonuçta ateşe yan emrini vermezse Allah ateş o özelliğini kullanmaz ve yanmaz. Selam bir mucize oluyor yani. Tabii evet. Yani normalde biz yapsak olmaz tabii. Yani. Öyle bir şey denemeyelim. Hani bir ara Pokemon'ları izleyip balkonuna atlayan çocuklar var değil mi? Hocam hazır mısın? 93. Hazırım. Tıklıyorum. Bu da tarihte. Adresimde. Bu ne baba ya? Bu neymiş ya? Baba burada bir mancılık yok. Yani şey çok garip ya. Ama bir anda seni geçmişe götürüyor yani. Şu fotoğraf özellikle benim çok dikkatimi çekti. Değil mi? Ateşle yüzleşmiş biri var ya. Evet ya belki buna yakın bir şey olmuş olabilir. Yani şu ateşin ortasına İbrahim Aleyhisselam'ı fırlatıyorlar. Onu öldüreceklerini, onu yakacaklarını, böyle bir ibret olacağını. Evet ibret oluyor ama tam tersine ibret oluyor. Aynen öyle ya vallahi. Ya ne bu yapay zeka ne ya abi? Ya aslında tefekkür olarak ya bu olayın aynısını görmek zorundayız ama gerçekten insanı çok farklı. Çünkü Kur'an da bu olayları anlatıyor, tasvir ediyor. Yusuf suresinin Hazreti Yusuf'un hikayesini dinleyince de herkesin kafasında senaryo var. Bir film gibi izliyorsun yani dinlerken aslında okurken. Burada da aynı şey var yani. Hayal gücünde olaya gidiyorsun ve tefekkür ediyorsun. Ya yani şurada özellikle ya böyle bir ateş var karşında ve sen orada. Hatta yardım için Cebrail Aleyhisselam geldiği zaman diyor ki Rabbim haberdar mı? Rabbim haberdar. O zaman da gerek yok diyor. Hemen teslim olmuşum Allah'a diyor. Ben öyle bir Allah'a inanmışım ki. Evet yani. Öyle bir Allah'a teslim olmuşum ki. Köprünün altında cehennem var ve ateşler yükseliyor. Korkutucu ve kırmızımsı bir hava var. Köprü çok dar ve üzerinde insanlar var. Bismillahirrahmanirrahim. Gönderiyorum. Sırat Köprüsü. Sırat Köprüsü. Altta cehennem. Böyle bir şey mi istedin? Heyecanla bekliyoruz. Hayda. Ben biraz daha farklı hayal etmiştim Sırat Köprüsü'nü ama. Evet. Ya tabii böyle bir şey bence de değil tabii ki ama. Ya çünkü burada aşağıda deniz var. Evet evet. Böyle bir şey değil. Şu mesela San Francisco'da. Bundan daha dehşetli bir yerde. Tabii Allah'ın rahmetine mazhar olursak. Bu cennetle ilgili olumlu olan şey bunda da olumsuz evet, anlamda evet. geçerli. Güzel evet kardeşim. Bir diğer şimdi çizeceği şey Arap çölünde gece vakti ayın ikiye bölünmesi. Efendimizin mucizesi Şakkamer evet, evet, mucizesi. Şakkamer mucizesi. Ya ben hep böyle o hani o rivayeti böyle düşünüyordum kafamda bir şeyler kurdum acaba ona yakın bir şey mi çünkü senin ne var kafanda? Abi benim kafamda şöyle çatırdayıp ayrılmış bir ay. Böyle çatlaklar var ama yani ikiye ayrılmış bir ay. Orada müşrikler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir mucize istiyorlar. Hani sen Allah'ın etkisi olduğunu nasıl bileceğiz gibi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan istiyor ve elinin bir işaretiyle ay ikiye bölünüyor. Sonra tekrar birleşiyor. Sonra onlar ne diyor biliyor musun? İman etmeye niyetleri yokmuş diyorlar ki sen bize sihir yaptın. Eğer başka yerden gelen kafileler de yarın aynı
aynı şeyi gördük derlerse biz sana iman ederiz diyorlar. Yemen tarafından kafileler geliyor ve soruyorlar. Böyle böyle bir şey gördünüz mü? Evet böyle bir şey gördük deyince onlar diyorlar ki yeteğimi Ebu Talib'in sihri yani Muhammed'in sihri haşa semaya da tesir ediyor artık diyor. Ya zaten o kadar haşa o kadar güçlü bir adamsa zaten siz ona tabi olun yani. Ve hiçbir kaynakta da onu reddeden bir şey yok. Hani böyle bir olay yaşanmadı diye bir rivayet ya da tarih kaydı yok. Herkes işte sihir, büyü gibi iftiralar atıyorlar ama olayın böyle vuku... bir aynen olayın vuku artık dost düşman ittifak etmişiz. Karşımızda bir bilgisayar var. O şu anda Photoshop bilmem ne işlemler yapıyor. Bizim için çalışıyor şu an bir işlemci evet. Var değil mi? Ya biri var yani böyle çizici. Abi hızlan biraz hızlan. Adamlar 4 dolar ver. Iki, abi ayı ikiye bölmek ne yani? Yapamadın. Abi sizde nasıl bir vizyon var? Evet, evet. Biz çıktık. Bismillahirrahmanirrahim. Heyecanlıyım. Kardeşim ayı ikiye bölünmemiş. Ay tutulması bu. Şurada tutulma var. Güneş tutulması bu. Abi belki şey demek istiyordur. Bu mucize ancak olsa olsa Resulullah'a yakışır. Ha tamam. Hadi bakalım. Evet. Yok abi. Evet ayı iki. Yani iki bunu, tane ay koymuş. Bunu bir insan yapamaz tamam. Evet, ben bu mesajı aldım buradan. Mesaj alındı yazalım. Böyle bir Müslüman bir robot çizimi. Sinematik, realistik bir şey şu an. Tabii benim aklıma ben hiç mesela bir Müslüman yapayım. Bir robot gelmedi şu an. Robot deyince aklıma Iron Man gibi adamlar geliyor sence. Tamam Müslüm, robot. Heyecanla bekleyiş başladı. Evet. Hayda. Kadın robot tercih etti. Güzel yaptı ya. Güzel. Hiç aklımda böyle bir şey yoktu mesela benim. Ben olsam böyle daha kaba bir şey yapardım yani. Şu robot ürkütücü derecede insana benziyor ama. Cennet diyorsun hocam. Aa cenneti tasavvur edecek. Sütten, baldan, şelaleri olan cennetten bir bahçe. Bunu hakikaten tam olarak yani göreceğiz bir şeyler de yine farklı, çok farklı şeyler çizecek ama tabii bunu böyle bir şey beklemek tabii ki doğru değil. Yani dünyayla alakası olmayan bir şey. Ben sütten baldan demeyi tercih etmezdim ya. Kendimiz bir komut yazalım. Abi ya. Ben sürekli cennetli, Kur'an'da da çok sık geçen bir şey var ya altlarından ırmaklar akan. Cennetli. Ben bunu çok merak ediyorum nasıl bir şey çizecek. Çünkü aklımda bir şey canlanmıyor yani bir köprü mü? Ben şey hayal ediyorum camdan bir ev var böyle. Ha, mesela anladın alttan mı? Su akıyor. Bu aslında şu hani biz anlatırken rivayetlerde şu geçiyor ya hiçbir beşerin aklına gelen bir şey değil cennet. Bir şey aklımıza geliyor ya. Onun olmadı garanti oldu şu an. Ama ondan çok daha güzel. Hayal edemediğimiz kadar tabii güzel ki, olması tabii çok güzel ki, bir çok şey. Tabii ki çok daha güzel olacak olması. A flat which is ne diyelim? Which has, river ground mı diyelim? Which has a river as ground under it. enteresan açıklamak bile çok zor. Ground of the flat is full glass. Tabii bu benim hayal ettiğim şey. Ayette böyle bir şey geçmiyor. Tabii ki. Tamam. Veriyorum bir şeyler çizsin bakalım tabii ki. Sinematik istiyor musun? Yapayım mı sana bir sinematik? Aksini görmedim ki hiç. Sinematik olsun bence. Hadi bakalım. Oo cennet geldi. Oo hocam. Allah Allah. Yapmış bir şeyler be. Bak hiç aklıma böyle bir şey gelmemişti mesela. Şey gibi ya Yüzüklerin Efendisi gibi çizmiş. Burada birileri havuza mı giriyor? O bizim çocuklar olabilir abi. Allah'a emanet. Ya güzel maşallah. Çizimler yapmış tabii. Ya hocam, bundan da güzel olması mesela insanı çok daha mutlu ediyor. Yani muhtemelen bununla hiç alakası yok. Tabii mesela şurada merdiven var hocam. Merdivenin ne işi var hocam? Anladın mı merdiven? Anladın mı? Bir tabii yanılıyor ama. Asansör yok mu? Ya bilmiyorum abi artık uçacağız herhalde. Evet hocam. Evet, altından. Oho. Evet mesela bir bakış açısı. Düşünsene uyanıyorsun evi... Ha cam var. Evet altta. Abi. Bak çok iyi. Bu güzel, bu güzel. Çok ya iyi. Böyle balıklar yüzüyor. Ama şu an cam yani buradan yataktan tabii. Kalktığı zaman yürüyebilir. Tabii ya. O zaman yani belki de hani cama da ihtiyacımız olmayabilir anladın mı? Balıklar yüzüyor aşağıda ya da işte cennet canlıları yüzüyor. Ya ben şunu çok sevdim ya. Bu gerçekten abi düşünsene yürüyorsun güzel. Alttan balıklar gidiyor falan. Cennetteki bundan daha güzel tabii. Allah'ın izniyle. Tabii oraya da girebilmek lazım. İnşallah. Ya bu kadar kardeşimiz var bir amin derler gireriz inşallah ya. İnşallah abi. İhtiyacım arttı yani. Hep böyle yani içimizde bir kanayan bir yere vardır ya Mescid-i Aksa işte Müslümanlar ne zaman tamamen orada özgür olacak diye. Evet. Böyle Mescid-i Aksa'yı çizdirelim. Çizdim. Ama böyle full böyle çakılı böyle dolu olsun. Müslümanlarla böyle dolu olsun. Harika. Çok iyi olur. Ya ver bir coşku bakalım. Giriyorsun ChatGPT'ye diyorsun tamam ki abi. Ya ben Midjourney'e bir komut yazacağım ama daha güzel yazmanı istiyorum diyeceğiz şimdi. Ne diyeyim? Şimdi abi şey diyebilirsin. Ben Midjourney'de Müslümanların Mescid-i Aksa'da namaz kılacağına dair bir prompt istiyorum. Bana verir misin de direkt veriyorum. Ya bildiğin şu an mesela bir kitap ezberlettik yani. Tamam. Ne yaptı baba bu kadar biraz kısa mı desin? Oo Nikon'a göre falan diyor. Oo. Lensini çiziyor Sigma 24-70. Nikon D. Ne geliyor? Daha önce kodlarda sen bize bu tarz kod vermedin hiç. Ben bir bayrak istedim evet, ama bulutların üzerinde. Bakalım. Bir dakika ne oluyor ya? Gerçek fotoğraf.
Bu gerçek fotoğraf. Ha işte. Lens olayı bu. ChatGPT aldı bunu, gerçek fotoğraf gibi yap dedi. Biz hep sinematik falan diyorduk ya, öyle yapmadı. Evet. Ya abi şimdi abi, bana şunu gerçek bir fotoğraf olmadığı bana nasıl anlatacaksın ya? Anlatamam. Google'da bu fotoğraf yok mu şimdi yani? Abi vallahi bir şey diyemiyorum ya. Allah Allah. Çok güzel oldu ya. Peki hocam, oğlum sana bir şey söyleyeceğim. Oğlum çok gerçekçi ha, bak bu sinematik falan değil deyince. Aynen. Bu değil değil mesela, şunu ben bugün paylaşsam Fatih abilerle Mescid-i Aksa'da izlesem kimse altına yok kardeş öyle bir şey diyemez. Rusya'da mesela geçen bir açıklama gördüm. Bir tane bürokrat açıklamış. Müslümanlar diyor çok çoğalıyor diyor. Telaş etmiş adam. Benim böyle en büyük hayallerimden bir tanesi Müslüman olan bir Rusya. Yani halkının çoğunlukla Müslüman olduğu bir Rusya. Ve o Kızıl Meydan, o ateizmin, o komünizmin sembolü olan yerde böyle milyonlarca kardeşimizin bayram namazı kıldığı veya cuma namazı kıldığı. Orada artık dünyada zulmün bittiği. Çıkışta lokumların da atıldığı. Ya böyle bileyim. Benim için çok duygusal. Belki bazı kardeşler hayal der, bir şey der ama ya bize anlatılan ana göre, hadis-i şeriflere göre çok güzel vaat edilmiş günler var kardeşler. İnşallah ya, normalde İngilizce kanalımızın 1 milyon olması da çok absürt. Evet. Burada 40 tane gönüllüyüz biz. Nasıl oluyor bu iş? Bunlar olduysa Rusya niye olmasın? Ki bir şey söyleyeyim sana. Bizim videolarımızı alıp Rusça'ya çeviren bazı kanallar gördük. Videolar milyon milyon izlenmiş. Bizim içerikleri. Ya neden olmasın abi? Tabii bizim Emre abinin videosu muydu? Patlamış dedik ki adam Rusça'ya gitse sokakta yürür. Endonezya. Endonezya'da. Sokakta yürür, o kadar değil. O kadar. Thousands of Muslims are praying Salah at the Red Square, öyle mi söyleyeyim? Square of Russia. Sinematik. Tamam, veriyorum coşku. Vallahi heyecanlandım ya. Hadi bakalım. Aman 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 aman. Ayda. Maşallah. Kardeşler gelin. Abi sen bunu daha önce yaptın mı? Polis gel. Yalnız. Polis gel. Çok iyi olmuş ya. Tekbir Allahu Ekber. Maşallah. Çok güzel ya. Polis hocam şuna bir Rusça bir yorum be. Allah kabul etsin. Şimdi polis kardeşimiz Rusçayı çok iyi biliyor. Azim sen görünmüyor. Kazak asıllı mıydın? Yok, Türk'üm ama Kazakistan'da doğdum. Kazakistan dilini biliyorsun, Rusçayı biliyorsun, Türkçeyi biliyorsun. Aramıza katıldı işte, dava okulu burada, eğitimlerimiz oldu. Eğitimden sonra kalma kararı aldık. Gönüllü bir şekilde burada hizmet ediyor. İnşallah Rusça kanalımızda da çok hizmetler edecek Mulis. İnşallah. Güzel kardeşim, ben Türkçe konuşayım, sen Rusça cevap ver, tamam, tamam mı? Nasıl buldun bu fotoğrafı? Patrisayuş. Yani tam anlıyormuş gibi yapalım. He. Vah. Patrisayuş. Yani sana nasıl bir duygu uyandırdı şu fotoğrafa bakınca, şu kalabalıkları görünce, bu meydanda bu kadar çok Müslüman? Ну, для России это очень удивительно. И увидев такое, ты радуешься и в одно время грустно, потому что ты должен донести все всю правду до них тоже. İnşallah böyle bir İnşallah kötü bir şey söylemiyorsun. Yok. Ya ben de, peki ben böyle de bir günün geleceğine inanıyor musun sen? İnanıyorum. Ya çünkü şeye benziyor. Kardeş Türkçe'ye dön. Ya güzel kardeşim, elimizde hak var, hakikat var. Ben Hristiyanlığı biliyorum, ben Yahudiliği biliyorum, ben ateizmi biliyorum. Sürekli bu insanları tartışıyoruz. Ellerinde hiçbir argüman yok. Kimle? Bizim Beslami kardeş çıkıyor sokak röportajına, tak 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 bitiyor. Dolayısıyla elimizde güçlü olduğuna, karşı konulamaz olduğuna emin olduğumuz bir hakikat var. İslamiyet var. Yani İslamiyet'in bir kusuru, bir hatası, bir şey yok ki. Müslümanların olabilir. Ama bizim dinimiz, Kur'an-ı Kerim'imiz hak ve hakikatla dolu. İnsanlar da, bu yığınlar dolusu insan da öldükten sonra bir hayat olsun keşke diye istiyorlar ve yalvarıyorlar. Evet. Bunu bu kadar güzel tarif eden, akla mantığa uygun bir dine neden geçmek istemesinler? Şu ön yargı duvarları bir yıkılsın. Hep uğraşıp duruyorlar işte, bunlar terörist mi, şöyle mi, böyle mi diye. O ön yargı duvarları yıkılınca zaten bu meydanlar dolacak. Rabbim inşallah o güzel günleri görmeyi nasip etsin kardeşler. Ben olacağına %100 inanıyorum. Ama ben mi göreceğim? Benim çocuğum mu görecek, torunum mu görecek bilmiyorum. Hocam bu Red Square çok iyi oldu ya. Evet. Ya bu Red Square'ı nasıl yapmayız abi? Ve o kadar iyi yaptı ki. Ne? Pay meydanında da şöyle. Hayda, bir dakika, rejiden bir istek geldi. Ne diyorsun hoca, yapma. Ne meydanıydı o? Times Meydanı. Times Meydanı. Amerika'da şu New York'ta 5. cadde. Şimdi New York'ta kalacağız. Fifth Avenue, Times Square mi? Evet. Sinematik veriyorum. Kırmızı olmasın bu sefer. Tamam, aynen. Hadi bismillah. Kırmızı olmasın, lütfen olmasın. Yalnız ya. Eyvah abi. Ne oldu? Bir dakika dur. Dur kardeş, biz yüz olmadan bak. Dur. Kardeş. Abi çok iyi. Hadi ya. Ulan çok heyecanlandım. Allah Allah Allah. Bakalım mı? Kameti getir kardeş. Farsa duruyoruz. Haydi bismillah, tekbirlerle. Oyna.
Maşallah. Ya abi bu çok kral bir görüntü olmuş. Maşallah. Ya. Yani normalde burası araba dolu ve hani hiçbir zaman buradaki trafiği durduramazsınız. Midjourney Allah razı olsun bizim için trafiği durdurmuş. Abi bu ne ya? Ya çok iyi yapmış ya. Ya neden olmasın kardeşim ya, neden olmasın? Yani bu insanlar İslamiyet dışında bir şey mi bulmuş? Başka bir seçenekleri mi var yani bu insanların Muaz? Öldükten sonra herkes devam etmek istiyor mu hayata? Tabii. İstiyor. Bunun çaresini İslamiyet'ten daha mantıklı veren bir şey var mı? Yok. Eninde sonunda iş buraya dönmek zorunda. Allahu Ekber ya. Bu şey cuma namazı saati bütün kulelerden inmişler hep beraber cuma namazı saatinde. Allah Allah. Allah o günleri görebilmeyi, burada namaz kılabilmeyi nasip etsin. Tesbihatı gerçekten... da inşallah sen yaparsın güzel kardeşim. İmamlık biraz iddialı olur ama. Hocam imamlık bize düşmez. Tesbihat da düşmez de. Allah Allah. Bir de birader gidiyor bak ha. Şey de olabilir. Yapay zeka da kıldırabiliyordur. Ki o zaman da gidiyor. Bak gidiyor böyle ha. Bitmedi. Evet hakikaten sonunda. Ya, imam şurada yolun sonunda falan şey. Yani. Aman yarabbim. Hocam ya bu çok acayip bir şey oldu. Bu iyiymiş ya. Ya bu güzel günler gelecek. Dünya bu güzel günleri görecek kardeşler. Çünkü oradaki, o coğrafyadaki insanlarla tanıştık, konuştuk. Gerçekten çok perişan haldeler. Ateizme yakalanmışlar. Yani düşünsene bir bardağın kendi kendine olamayacağına inanılan bir dünyada insanlar evrenin kendi kendine olduğuna inanıyor. Ya bu ateizm kimseyi mutlu etmiyor ki. Bir de öldükten sonra bütün yakınlarının yok olduğuna inanıyorsun. Annen ne oldu? Yok oldu. Çocuğun ne olacak? Yok olacak. Bunu düşünen bir insan dünyada nasıl mutlu olsun abi? Kafayı yiyorlar. Yani bu ateizm öyle bir psikolojik olarak insanın bunalıma sokuyor ki... Yani kendine tabii bir takım şeylerle uyuşturursan, meşgul edersen biraz erteleyebilirsin ama öldükten sonra yok olacağına inanan milyonlarca insanlar. Ama İslamiyet öldükten sonra bir hayatın olduğunu sadece izah değil, ispat ediyor. Dolayısıyla başka bir çareleri yok bu insanlar. Budist mi olsunlar? Hristiyan mı olsunlar? İçinde binlerce çelişki olduğunu artık kendileri de kabul ediyor. Ateizm gibi dünyanın en saçma fikrine mi inansınlar? Ne yapsınlar yani? Yahudi mi olsunlar? Sonradan böyle elini kolunu sallaya sallaya Yahudi olamıyorsun. Ne yapsınlar? Başka çareleri yok. Eninde sonunda meydanlara dökülecek insanlar böyle güzel bir şekilde inşallah. Starbucks'ta yapalım dur ya. Yap abi. Tamam. Starbucks'ta mevlüt okunsun. Mevlüt düzenlensin. Yok Kur'an okusun. Tamam. Hadi bakalım. Ya çok acayip bir şeye doğru gidiyoruz ya. Ya her şeyi yaptırabiliyorsun. Ne kadar garip bir şey ya. Ya sabaha kadar otur ve bak. Ben şimdi sana cebine 1 milyon dolar koysam desem ki al ressamları bana bu fotoğrafları üret desem. Abi çok az evet, para verdim dersin. Ya. Hazır mısın? Hazırım hoca çıktı mı? Vay vay vay. Güzel yapmışlar. Abi, maşallah. Şu fotoğraf çok iyi. Ya normalde böyle bir fotoğraf nasıl yok ya? Kardeş Allah tabletten Allah. Okuyor eşiyle beraber herhalde ya da kız kardeşiyle. Allah kabul etsin hacı abi maşallah. Hocam güzel bir fotoğraf ama tabii Starbucks'ı şöyle bir senaryomuz var. Starbucks'ı bir Müslüman satın alıyor ve artık bu faaliyetler hiç yok. Ya zaten gitsen yine okursun da. Ha tabii ama tabii bizim senaryo bu kadar güzel ya. Onu da yazabiliriz. Mesela Starbucks'ı bir Müslüman satın alırken imza atarken... İbrahim Aleyhisselam Azrail Aleyhisselam'a soruyor. Yani sen can alırken Allah'ın razı olmadığın insanların canını alırken onlara nasıl görünüyorsun diye soruyor. İfadede şöyle. İbrahim Aleyhisselam döndü ve Azrail Aleyhisselam'ı görünce onu kapkara, saçı sakalı karışmış, pis pis kokar, siyah elbiseli, ağız ve burun deliklerinden ateş ve duvanlar fışkırır vaziyette gördü. Hmm. Ben bu rivayeti ilk defa duydum çok. Bu azab ehline. Tabii yani ki. Allah yolunda yaşamışsan, Allah'ın lütfuna masarsan çok sevimli bir şekilde bir arkadaş gibi oluyor. Hani ben bilmiyorum Azrail deyince çok mu film izledik? Kafamda, senin ne var kafanda Azrail deyince? Nasıl bir imaj oluşuyor? Şey var, orak var. Olmadan orak var. Saymıyorlar. Orak var, siyah bir kapşon var. Hacker kapşonlu. Tabii siyah bir kapşon var. Ya ben şeyi düşünüyorum, kapşonlu kıyafetten önce ne yapıyordu gibi bir şey var. Yani. Nasıl tasavvur ediyorlardı kafada? Rivayet şu şekilde, İbrahim Aleyhisselam Azrail Aleyhisselam'ı soruyor. Diyor ki, bana kötü insanların ruhunu aldığın surete görün. Melek diyor ki, sen bu surete görmeye dayanamazsın. İbrahim Aleyhisselam ısrar ederek dayanırım diyor. Yönünü dön diyor. İbrahim Aleyhisselam dönüyor ve Azrail Aleyhisselam'ı görünce onun kapkara saçı sakalı karışmış, pis pis kokar, siyah elbiseli, ağız ve burun deliklerinden ateş ve dumanlar fışkırır vaziyette gördü. Buna dayanamayarak düşüp bayıldı. Bayılınca Azrail Aleyhisselam eski suretini de gördü ve ona bir günahkara senin suratını görmek yeter. Başka bir azab ile karşılaşmasa da senin o suratın azap bakımından onun için yeterlidir dedi. İbrahim Aleyhisselam daha sonra bana iyilerin ruhunu aldığın surete görün diyor ve çok güzel bir şekilde Azrail Aleyhisselam gözüküyor ve diyor ki iyiler için mükafat olarak seni bu surette görmeleri yeterdir. Çift taraflı. Allah'ım yarabbim ya. Cenab-ı Hak inşallah rızasıyla bu
dünyadan göçmeyi nasip etsin. Düşünsene hayatının son sahnesinde daha önce izlediğin en korkulu filmin 100 katından daha korkulu bir şey yaşıyorsun. Yani ben korku filmi izlerken hiç bayılmadım mesela. İzlerdim. Ha, evet. Ama insanı bayılacak kadar Allah'ım oldu. Diğer seçenek de çok güzel. Yani tam ölüm döşeğindesin bir anda. Bir dost geliyormuş gibi. Hadi Allah'ım hadi. Evet, yani insan düşünüyor. Azrail Aleyhisselam böyle olursa cehennem nasıl bir yer diye. Allah bizi affetsin be Muaz. Amin abi. Hepimizi. Açıyorum. Evet abi. Bakalım neler çıkıyor. Şöyle elimi koyuyorum. Bir anda görmemiz için. Hazır mısın? Evet abi. Ya çok iyi çiziyor da tabii kuru kafa kullanmış. Ya tabii Azrail Aleyhisselam bu değil tabii ama bundan değil. Daha korkunç. Eğer evet. Azab ehli olursak. Ama ben yani yapay zeka... Bu fotoğraf hiçbir yerde yok mesela Google'da. Evet. Hiçbir yerde kendisi yok. Kendisi üretiyor. Ve şimdi aynı komutları yaz yine aynı şeyi vermiyor. Ha farklı farklı şeyler. Evet. Hakikaten ben çok çok şaşırdım. İş nereye gidiyor bilmiyorum. Yani ama yapay zeka böyle çok fantastik. Oo ne güzel hadi şunu da yapalım bunu da yapalım deyip bize güzel şeyler çizebiliyor. Evet. Ama inşallah Rabbim eğer onun rızasını kazanıp bu dünyadan öyle göçebilirsek, namazımıza, abdestimize gidebilirsek bu gördüğümüz hayal dünyalarından hatta Harry Potter sırlar dünyasından, Yüzükler Efendisi'nde anlatılan şeylerden hepsinden çok daha güzel, bambaşka, hiç sıkılmayacağımız bir yere inşallah aynen. Gireceğiz. Harry Potter açıp izleyeceğine yaz buradan bütün her şeyleri geziyor. Yani, tarihsel olayları. İnşallah Rabbim onun rızasını elde edebilmeyi nasip eylesin. Düşünsene insan eliyle yapılan bir yapay zekada bile muhteşem şeyler çıkıyor. Bir de hani insan eli değil, hani Rabbimin yarattığı sonsuz ebedi cenneti bir düşünsene. Hani hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Cennet nasıldırın tarifi. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere hutur etmiş. Yani böyle bir şey gözün görmedi, böyle bir güzelliği. Böyle bir şey duymadın. Böyle bir şey hayal bile etmediğin bir güzellik var bir yerlerde. Yani şurada gördüğümüz şeyler çok basit şeyler. Ve oraya girmek için de işte namazımızda, abdestimizde, Rabbimizin rızası dairesinde yaşayacağız. Bu dünyada gözlerimizi kapatacağız, açacağız. Dedi. Mesela tarih sahneleri çok ilginçti. Ya ben bütün bu tarih sahnelerini böyle izlemek isterim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk insanlara tebliğ ettiği an, Taif'te yaşamış olduğu mücadele, işte Bedir Savaşı, Uhud Savaşı'nda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o gördüğü olaylar karşısındaki o dirayeti, Adem Aleyhisselam'ın ilk dünyaya girişteki yalnızlığı, İbrahim Aleyhisselam'ın işte Nemrut'a karşı vermiş olduğu mücadele, Yusuf Peygamber'in kuyunun dibinde yapayalnız kalıp Allah'a dua ettiği o sahneler. O kadar çok izlemek istediğim film var ki ne yapıp yapıp bir şekilde girmemiz lazım oraya. İnşallah Rabbim onun rızası dairesinde yaşayıp girenlerden eylesin bizi kardeşler. Aynen. Dualarınızı eksik etmeyin. Midjourney ile ilgili video serisi olabilir. Birkaç tane video gelebilir. Bu arada videolarımızı izleyenlerin %80'i kanala abone değil. Ha, şu an biri izliyor. O abone değil. Zaten buraya kadar izlediyse abone olur ya. Peki. Allah'a emanet olun kardeşler. Görüşmek üzere.